arkadaşlar. Bugün sizlere iki tane önemli konudan bahsedeceğim. Birisi Mudanya Ateşkesi Anlaşması, bir diğeri ise saltanatın kaldırılması. Son derece önemli konular, sınavlar için ayrı bir önem arz ediyor. Onun için beni iyi dinleyin. Mudanya ile başlayalım. Tarihim kaç oldu? 3-11 Ekim 1922. Hatırlayın, son ders büyük taarruzu anlattım ve öylelikle savaşlar dönemini bitirdik. Bundan sonra diplomasi dönemi başladı. Barış anlaşmasını hemen yapamayacağımız için ilk önce size ateşkes anlatacağım. Arkadaşlar, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu ateşkes imzalanmıştır. Neyin yerini almıştır? Mondros'un yerini almıştır. Aynı zamanda Lozan'a zemin hazırlamıştır. Bir bakalım kimler katılmış? İngiltere, Fransa, İtalya ve tabii ki TBMM karşılıklı olarak oturup bu anlaşmayı imzalamışlar. TBMM'nin temsilcisi kimdir derseniz, İsmet Paşa bu görevle gönderilmiştir. Neden İsmet İnönü derseniz, onun da cevabını vereyim. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya çok güvenmiştir. Aynı zamanda 1. ve 2. İnönü'de almış olduğu başarılar onu bu platforma ne yapmıştır? Taşımıştır arkadaşlar. Şöyle bir notumuz var burada. Konferansta Yunanlıların olmadığını görüyorsunuz. Masaya oturmamışlardır. Özellikle Türk hükümeti İsmet İnönü Yunanlıları görmek istememişlerdir. Neden? Çünkü Batı Anadolu'da o kadar fazla zarar verdiler, her yeri yaktılar, yıktılar. Onun için masada yer almasını istememişiz. Haklı mı? Evet, haklı. Fakat Yunanistan gelmese de onun haklarını yerine kim korumuştur? İngiltere korumuştur diyoruz. Böylelikle gerekli hazırlıklar yapıldı. Mudanya'da taraflar bir araya geldi. Bakalım acaba bu ateşkesi hazırlayan etkenler neler? Hatırlayın, bunlar bizi yeneceklerini düşündüler. Savaş yaptılar. Savaş meydanında ateşkes istemek durumunda kaldılar. Yunanlıları en son denize döktük dedim. Ateşkesi neden istediler? Kurtuluş Savaşı'nı biz kazandık, mecbur kaldılar. İkinci sebebim nedir? Fransa ve İtalya İngiltere'yi yalnız bıraktı. Hatırlayın arkadaşlar, ne yapmışlardı? Savaştan çekildiler. Hatta ellerindeki silahları bile Anadolu'da bırakıp gittiler. Yalnız kalan İngiltere sömürgelerinden de destek alamayınca yeniden bir savaşı göze alamadı. Dedi ki TBMM ile masaya oturayım, bir şekilde orta yolu bulur, anlaşma imzalarım dedi. Anlaşmanın maddelerine bir bakalım. Öncelikle diyor ki TBMM hükümeti, Yunanlar 15 gün içinde nereyi boşaltacak diyor? Doğu Trakya'yı boşaltacak diyor. Derhal boşaltılsın. İkinci madde son derece önemlidir arkadaşlar. İstanbul ve Boğazlar İstanbul hükümetinden alınacak, TBMM'ye verilecektir diyor. Şimdi burada bir durmak istiyorum. İstanbul o devletin neydi arkadaşlar? Başkentiydi. Başkent gittiğine göre artık nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Artık İstanbul kimindir? TBMM'nidir. Böylelikle burada bir hukuken sona erme vardır. Bir de şuraya dikkatinizi çekeyim. Bunu sınavlarda soruyorlar arkadaşlar. ÖSYM bilgi sorusu olarak sordu birkaç defa. Diyor ki mesela aşağıdakilerden hangisi diplomatik yolla savaş yapılmadan alınmıştır diyor. Nereler? Doğu Trakya 1, Boğazlar 2, İstanbul 3. Unutma, buraları savaş yapmadan masa başında aldık. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile birlikte arkadaşlar bu topraklar kazanılmıştır. İsmet İnönü'nün burada sağladığı başarı onu nereye taşıyacaktır? Lozan'a taşıyacaktır. Hazırlıklarımız tamam. Lozan'a gidelim diyeceğim. Fakat Lozan'a gitmeden önce saltanatı kaldıracağız. Neden? Hemen açıklayalım. Saltanatın kaldırılması tarih 1 Kasım 1922. Şimdi bu konuya değineceğim de öncelikle size saltanatın ne olduğunu bir anımsatayım. Arkadaşlar, saltanat yönetimin babadan oğula geçmesidir. Biz biliyoruz ki Osmanlı saltanatla yönetilen bir monarşi devletidir. Yıllarca saltanatla yönetilmiştir. Şimdi neden kaldırılıyor hocam? Öncelikle hızlandıran neden var, bir de gerçek neden var. Nedenleri sıralayıp birisi gerçek neden,
birisi hızlandıran neden, onların altını çizelim. Öncelikle Anadolu'da çift başlı bir hükümet var. Bu ne demek efendim? İki tane devlet var. Birisi TBMM, birisi İstanbul hükümeti. Birlikte varlıkları artık söz konusu değil. İkincisi egemenliğe ters olması. Millet egemenliğin olduğu yerde saltanat olamaz. Bu önemli bir neden. 3. Osmanlı Devleti'nin artık sona ermesi lazım. 4. Lozan'a her iki tarafın da çağrılmış olması. Bunu birazdan açıklayacağım. Aynı zamanda saltanatın Kurtuluş Savaşı'na doğrudan ne yapmaması? Destek olmaması. Şimdi sınavlarda soruyor. Diyor ki aşağıdaki nedenlerden hangisi saltanatın kaldırılmasını ana nedenidir diyor. Bak ana neden. Ana neden derse ikinci maddeyi işaretleyeceksin. Neden? Saltanat doğrudan egemenliğe terstir. Saltanatın olduğu yerde, devlet iradesinin olduğu yerde millet iradesi olamaz. Egemenliğe terstir. Hızlandıran nedir derse o zaman da ne yapacaksın? Arkadaşlar tabii ki dördüncü maddeyi işaretleyeceksin. Hızlandıran neden de neymiş? Arkadaşlar Lozan'a davet edilmiş olması. Hatırlayın biz İnönü Savaşı'nı kazandıktan sonra bizi nereye çağırdılar? Evet Londra'ya. Hem bizi çağırdılar hem İstanbul hükümetini çağırdılar. Biz orada gittik, hakkımızı savunduk ama artık TBMM Lozan'da kesinlikle İstanbul hükümetini istemiyor. Yalnız başına gitmek istiyor. Çünkü o savaşları Türk milleti adına TBMM kazandı. Bundan dolayı artık bir daha saltanatla Lozan'a gitmek istemediğinden dolayı hızlandıran neden budur. Lozan'a gitmeden önce saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır. Ha hocam daha önce neden kaldırmadı Mustafa Kemal? Onu da açıklayalım. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in ilk günden beri aklında millet egemenliği vardı. Her zaman aklında millet egemenliği vardı. Hatırla Amasya'da, Erzurum'da, Sivas'ta hep millet egemenliğinden üstü kapalı olarak bahsetti. Fakat ortam hazır değildi. Saltanat yanlarının da desteğine ihtiyacı vardı. Bundan dolayı 1 Kasım 1922'ye kadar saltanatı kaldırmadı. Gelelim sonuçlarına. Bak şimdi 1. 623 yıllık Osmanlı Devleti resmen sona erdi. Devlet bitti. 2. Ulus egemenliğinin önündeki en önemli engel kaldırıldı. Bu da çok önemlidir. 3. Laikleşme yolundaki ilk adımdır. Burada bir duralım. Testlerde çıkıyor. Laikleşmenin önündeki ilk adım hangisidir diyor. Bizim öğrenci gidiyor halifeliği işaretliyor. Hayır efendim halifelik değildir. İlk adım saltanattır. Neden mi? Çünkü arkadaşlar bizdeki saltanatın, bizdeki padişahın iki gücü vardır. Bir siyasi yetkisi vardır padişahtır, bir dini yetkisi vardır halifedir. 1517'den sonra Yavuz Sultan Selim halifeliği alır. Bundan sonra başa geçen her padişah hem padişahlık sıfatını kullanır hem de halifelik sıfatını kullanır. Bundan dolayı saltanatı gördüğün yerde aklına laiklik de gelsin. İlkelerde bir daha anlatacağım zaten ben bunu. Dörde bakıyorum. Saltanat kaldırıldı. Beraberinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun da devlet başkanı ve rejimdir. Devletin başkanı kim? Rejimin adı ne? Bu sorunlar ortaya çıkacak. Bu sorunlara da ne zaman son vereceğiz? Cumhuriyetin ilanıyla son vereceğiz. İşte bunlar da saltanatın kaldırılmasının sonuçlarıdır arkadaşlar. Osmanlı bu dönem içerisinde 3 türlü sona ermiştir. Testlerde çıkıyor. Fiilen sona erme vardır, hukuken sona erme vardır, resmen sona erme vardır. Fiilen sona erme nerededir hocam? Modros'tadır. Neden? Modros'la birlikte ülke işgale hazır hale gelmiştir. Her yerde işgal başlamıştır. İkincisi hukuken sona erme nerededir? Mudanya'dadır. Neden efendim? Çünkü başkent elden gitmiştir. Üçüncüsü resmen sona erme ise saltanatın kaldırılmasıyladır. Çünkü artık padişah gitmiştir, devlet sona ermiştir. Böylelikle saltanat kaldırıldı. 17
17 Kasım 1922 yılında 6. Mehmet yani Vahdettin yurdu terk etti. Önce İngiltere'ye, oradan Mekke'ye, ardından İtalya'ya geşti. İtalya'nın San Roma şehrine gitti arkadaşlar. 1926 yılında Vahdettin orada dünyaya gözlerini kapattı. Ve böylelikle saltanat dediğim gibi 1922'de resmen ne yapıldı dedim? Kaldırıldı dedim. Bir şey daha ekleyip bitireyim arkadaşlar. Saltanat kaldırıldı. Vahdettin İngiltere'ye sığındı dedim ya. İşte o sırada İngiltere'ye sığınınca ben dedi Müslümanların halifesiyim dedi. Doğru mudur? Doğrudur. İngiltere halifenin gücünü kullanmasın diye hemen TBMM'ye hızlı davrandı. Ve arkadaşlar Abdülmecid Efendi'yi TBMM'ye bağlı bir halife haline getirdi. Yani Osmanlı'nın son halifesi meclise bağlı kimdir? Abdülmecid Efendi'dir. Hocam halifeliği de kaldırsaydı, hayır efendim hepsini aynı anda kaldıramaz. Ortam hazır değil. Halifenin ayrı bir misyonu var, ayrı bir gücü var. Bundan dolayı halifeliği daha sonra kaldıracak. Son halife de kimmiş efendim? Abdülmecid Efendi'ymiş. Bunu da unutma. Bugünkü konum önemliydi. Burada bitiriyorum. Mudanya'yı da unutmuyorsun, saltanatı da unutmuyorsun. Hazırlıklarımı yaptım. Hep birlikte artık nereye gidebiliriz? Lozan'a gidebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.